Merhaba arkadaşlar. Taktiklerle yeresi yok kalma hoş geldiniz. Bu videomuzda 10 tane kelime sorusuyla karşınızdayız ve her zamanki olduğu gibi önce seçeneklerle başlıyoruz. Hocam A seçeneğindeki utilization ifadesi faydalanma, B'deki withdrawal geri çekilme, precaution önlem, termination bir şeyi sona erdirme ve E'deki prevalence ifadesi yaygınlık. Hocam kelime sonunda ne yapıyoruz? Önce arkadaşlarım bakın boşluğu. Boşluğun sonuna bakıyorum, the ifadesi, yani bir şeyin nesi. Devamına bakıyoruz, ön tarafta bakın despite var, bunu bağlarken en son rağmen diye bağlayacağım buraya. Peki bakın, mental sağlık problemlerinin nesi olabilir ve bunlar kimler arasında görülüyor bakın. Koruyucu annelere emanet edilen çocuklar arasında görülen mental sağlık problemlerinin hani bir şeyine rağmen burada hocam, faydalanma, geri çekilme, önlem, sona erdirme gibi kelimeleri düşünmem A'dan D'ye. Peki bunların yaygınlığı var olması anlamındaki hocam. Prevalence ifadesi evet. Böyle olmasına rağmen bakın çok az bir şey biliniyor diyerek ikinci cümleye geçiyorum. Hocam ikinci cümle yine aynı şekilde arkadaşlarım seçenekler. A'daki sıfatlar olduğunu görüyoruz bakın. Kısıtlayıcı. B'deki ifade kırılgan, hassas da diyebilirsiniz. C'deki ifade hocam. İşte kelimeleri de okuyalım isterseniz. Restrain fiilinden geliyor kısıtlamaktan, kısıtlayıcı. Fragile ya da fragile, Amerika'da ikinci okunuşu. Fragile, British okunuşu. Kırılgan ya da hassas. Sustainable, sürdürülebilir. Mediocre, sıradan, ortadan, yani orta hali, ne yine kötü yani. Hocam, eligible, herhangi bir hani böyle yasal olarak bir şey yapmaya uygun. Yani reşit diyebiliriz arkadaşlarım. Peki cümlemize bakalım. Cümlemizde neler var? Şöyle bir giriyoruz bakın. Nasıl bir şekilde diyeceğiz? Yani kısıtlayıcı mı, hassas mı, sürdürülebilir mi, orta halli mi ya da hani reşit bir şekilde mi? Bunların içinde bir tanesi kulağımıza hoş gelmiştir eminim. Giriyoruz bakın yapay zeka ne yapmanın eşiğinde bakın. Buradaki on ifadesini sorabilirler arkadaşlarım. On the cusp of ifadesinde bakın. Bir devrim yapma eşiğinde tarımsal bir devrim ve ne konusunda bize yardımcı olacakmış, olmak sağlayacakmış. Bir meselenin böyle karşısına çıkacağız yani onunla mücadele edeceğiz. Ve bu mesele bakın artan küresel popülasyon doyurma sorununla çözecek. Yani iyi bir şey yapacak ve bunu tarımla alakalı, ekonomiyle alakalı yani çok fazla sürdürülebilir bir şekilde, sürdürülebilir bir ekonomi, sürdürülebilir bir tarım demeyi çok sevdiğimiz için arkadaşlarım burada sustainable kelimesine geleceğiz. Yani yapay zeka sürdürülebilir bir şekilde bu sorunda rol oynayacak. Yani bu sorunun çözümünde rol oynayacak diyebiliriz arkadaşlarım. Ve üçüncü sorudayız. Hocam yine bir sıfat sorusu. Şöyle boşluğa ve bakın önüne baktığımızda bunu görebiliriz. Seçeneklerden bunun sıfat olduğunu anlayabiliriz. Hocam applicable uygulanabilir arkadaşlarım. Profound derin derinden de diyebilirsiniz. Temporary geçici. Worldwide kayda değer arkadaşlar. Yani yaptığınıza değer, kayda değer. Peki E'deki ise hani destructive, hani destroy fiilinden gelir arkadaşlar. Yani yok etmek, yok edici diyebiliriz arkadaşlarım. O halde şöyle bir cümlemize girelim. Çünkü oradan sonra bakın ne olacağını bilemiyorum. Ama hocam devamına bakarsak bakın nasıl organizmalar. Yani uygulanabilir organizma çok fazla olmuyor. Da derin bir organ ya da geçici bir organizma. Worthwhile deyince bakın hocam hani attığım taş ürküttüğüm kurbağaya değer bir organizma olmaz. Hani bunu yaptığıma değmesi lazım. Peki D'deki bir organizma hocam yıkıcı olabilir. Peki sol tarafa bakalım. Patojen gibi mahsullerin etrafında üstünde ortaya çıkan haşereler gibi şeyler evet yıkıcıdır. Ve bakın devamından da kopya geliyor. Bunu YDS'de ötesinde çok yapar. Bakın bir tehdit oluşturuyor. Ne için? Gıda güvenliği ve o toprakların yönetimi için tüm dünyada da diyor arkadaşları. Ve dördüncü sorudayız. Hocam yine bakın bir boşluğa bakıyorum. Will gibi bir ifadeden sonra ya da modality dediğimiz yapılardan sonra biz ne görürüz hocam? Ya da yardımcı fiillerden sonra? Yine başka bir fiil yapısı görmemiz çok muhtemel değil mi? O zaman seçeneklere de baktık. Evet fiil. Hocam overcome üstesinden gelmek. Fluctuate dalgalanmak daha çok ekonomide görülür. Hocam expire bir şeyin
süresinin dolması. Boost arttırmak devamına da bakalım bakın bunları da okurken. Ve compete bir şeyle rekabet etmek anlamındaki kelime. Dünya popülasyonunun sağlığı hocam. Hani üstesinden gelinmez ki sorun değil. Fluctuate hani bir şey bunu dalgalandıracak çok iyi olmuyor. Expire olmuyor ama boost kelimesi bakın improve etmek anlamını ilerletmek, geliştirmek, iyileştirmek diyeceğiz. Peki hemen giriyoruz. Sağlıklı gıda ürünleri bakın ki bunlar çevre dostu şekillerde üretiliyor. Yani işte organik üretiliyor dersiniz, çevre dostu şekillerde üretiliyor diyebilirsiniz. Böyle sağlıklı gıda ürünleri ne yapacaktır? Hem doğal kaynakları korurken hem de bakın dünya popülasyonun sağlığında bir tık yukarı çıkartacak anlamda boost ifadesini yakalayabilirdik arkadaşlarım diyerek 5. soruya hemen geçiyorum. Hocam 92% yani 92 %92 oranında kelimesine uygun bir şey koyacağım oraya, isim koyacağım hocam. Accuracy hani doğruluğuyla, netliğiyle diyeceğiz hani. Restriction kısıtlama. Demand ya da demand. Demand British olmuş. Mesela ikinci sayı British koydum. Hocam diversity çeşitlilik. Hocam demand neydi? Talep arkadaşlar. Frustration hani bir şeyden işte hayal kırıklığı ve üzüntü ve biraz da sinire doğru giden bu aralıktaki durumumuz arkadaşları. İşte trafiğe sıkışık kalma durum hani. I feel frustrated filan deriz o durumlarda. Peki hocam bu nedir? Arkadaş %92 doğruluk oranı demek gibi bir alışkanlığımız vardır diye düşünürüm. Peki cümleye de girdik. Bakın bir araştırma ne sonucu, yeni bir araştırma ne sonucu çıkartmış olabilir? Yapay zeka arkadaşlar bugün bir şeyi tahmin edecek. %92 doğruluk oranında diyeceğiz arkadaşlarım. Neyi tahmin edecek? Hani hafızayla alakalı, hani anıyla alakalı kliniklere katılan insanlardan hangilerinin 2 yıl içinde demans sa yakalanacağını ya da işte bunaltılık dönemine gireceğini arkadaşlarım maalesef gidiyoruz. Hani %92 oranında bakın bir yapay zeka tahmin edebiliyormuş. Onların herhalde beyinlerinin nöronlarının artık kapasitesini okuyarak oluyordur. Diyerek hocam 6. soruya doğru gidiyoruz bakın. Buy'dan sonra fiil koyduğumda yaparak ederek diyeceğim. Demek yan taraftan kopya alabilirim. İnsan vücudun doğal özelliği var, kapasitesi var ve bu bakın kendi iyileştirme kapasitesini ne yaparak diyeceğiz. Yani insan vücudunun bu doğal kendi iyileştirme kapasitesini ne yaparak? Hocam postpone ötelemek, ertelemek. Harness kullanmak ki kullanmak olabilir. Hocam threaten tehdit etmek, tehdit ederek sanmıyorum ama bakarız cümlemize. Hocam surviving hayatta kalmak, günümüze kalmak. Hocam undermine zayıflatarak kötü bir şeyse belki olabilir. Peki cümlemize bakıyoruz hocam. Niye harness ya? Bu kapasite kullanılır arkadaşlar. Çünkü kendi iyileştirme kapasitesi kullanarak bir ilaç geliştirebilirim bir şey. Ve benzeri bir düşünce içinde olduğumuz şekilde bakın cümlemiz oluyor. Dokuyla ilgili çalışan hani bu mühendislik bölümü bakın. Hani tissue engineering dediğimiz şey neymiş arkadaşlar bakın. Hani doku mühendisliği. Yeni çıkan, ortaya çıkan bir saha, alan. Ve bu bakın ne yapıyor hocam? Kemikleri ve kas yapısını tekrar inşa etmeye hedefliyor arkadaşlar. Ne yaparak? İnsan vücudunun hani kendini iyileştirme doğal özelliğini kullanarak, yani insan vücudunun özelliğini kopyalayarak yeni bir buluş yapma derdindeler ve ortaya çıkan bir saha var, anlaşılan alan var diyerek bir sonraki soruya geçtim arkadaşlarım. Yine boşluğa bakıyorum. Seçeneklere baktım. Hocam difficult gibi bir sıfırın hangi zarf gelir? Arkadaşlarım hemen notoriously ifadesini seçmemiz lazım. Hocam bu nedir? Çok zor anlamına gelen bir ikilem ya da hani ikileme ya da hani kelime kardeşliği de diyebilirsiniz hocam. Admirably hocam admire fiilinden gelir. Okunuşu hani admirable yani böyle hayran olması, hayran bir şekilde. Incidentally kazara, properly doğru düzgün. Questionably sorgulanabilir şekilde filan ne? Ama notoriously difficult ne oluyor hocam ikisi yan yana gelince acayip zor gibi. Kronik hani kafaya aldığımız darbelerden sonra ortaya çıkan semptomlar nedir? Concussion hani bu kafaya aldığımız darbeler sonrası olan durumlardır. Daha çok böyle Amerikan futbolu oynayanlar kafayı vurdum hocam concussion yaşarlar. Yani kronik kafaya alan darbeler sonucu ortaya çıkan semptomlar bakın neymiş? Tedavi etmesi acayip zor. Ancak bakın bilim hiçbir zaman öyle durduğu yerde durmuyor. Yakın tarihli çalışmalar ya da yeni çalışmalar ne veriyor? Bakın bir umut sunuyor.
kişilere, hangi kişilere, hani hala bu kafaya aldığı darbelerin semptomlarını yaşayan kişilerin, hala bunlarla mücadele eden, uğraşan kişiler için, hani bu kafa travmaları geçen insanlar için ya da bir umut hani sunuyor diyebiliriz arkadaşlarım diyerek. 8. soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen boşluğa geldim. Bakın D var, demek ki bir isim koyacağım buraya. Çünkü devamında da bakın bir of ifadesi var. Hemen göstereceğim. Precaution önlem demek arkadaşlar. Önüne take ifadesi alınır. Take precautions, önlem almak diye kullanılır. Burada bakın achieve ifadesi var. Demek ki ona uygun bir şey arasam daha iyi. Hocam resistance direnç demektir. Hocam uniformity birlik bütünlük demek. Persistence ısrarcı olmaları, yani işte tekrar tekrar karşıma çıkma durumları bir şeyin. Eradication ortadan kaldırma. Bakalım hocam neyi başarırız ortadan kaldırmayı bir denersek bakın. Devamında da tropik hastalıklar var. Bunlar göz ardı edilmiş. Güzel. Niye olmasın dedik arkadaşlar. Çünkü eradicate fiilinden sonra kötü bir şey, yani problemler, hastalıklar ortadan kaldırır. İşsizlik gibi şeyler ortadan kaldırabilirsiniz. Yani metafor olarak geldik. Yeni ilaçların keşfi bakın önemlidir. Ne konusunda önemlidir? Afrika ve tüm dünyada şimdiye kadar göz ardı edilmiş tropik hastalıkların ortadan kaldırılmasını başarma konusunda önemlidir diyeceğiz arkadaşlar. Geldik 9. soruya. Hocam grow ifadesi devamında ne alır? Hemen zaaflarımı kontrol ediyorum hocam. Alternatively, alternatif olarak, convenient, yani rahat bir şekilde, precisely tam olarak, daha çok böyle sayılardan sonra filan kullanılır. Kesinlikle netlik durumları da hocam. Fruitfully, yani başarılı bir şekilde, meyvesini yiyeceğiz daha sonra diyebilirsiniz hocam. Exponentially, yani artarak, katlanarak, büyüme kelimesinin devamına gelen bir kelimedir arkadaşlar. Girdik. Okyanustaki hani bu atıkların, işte kalıntıların miktarı, boyutu, bakın giderek artarak katlanarak büyüyor virgül, ki burası en büyük kopyamız hocam. More and more yapısı bize bu hani katlanarak artarak büyümeyi hani çağırıyor. Ve katlanarak bu büyüme neye yol açıyor arkadaşlarım? Tehdide ve o deniz yaşamı için sıkıntılara, zorluklara, tehditlere, tehlikelere yol açıyor, zararı yol açıyor. Ve bu da bizim doğal olarak hani okyanustan ya da sudan, sudan hani herhangi bir denizden gelen gıda kaynağımızı hocam tehlikeye atıyor aynı şekilde diyeceğiz. Ve son sorumuza geldik arkadaşlarım. Yine bakın bir finding, yani bulgu kelimesi önüne gelecek sıfatı soruyor hocam. Preventable, hani engellenebilir. Confidential, hani ikimiz arasında sır, gizli olacak bir şey. Instantaneous, hani hemen olması gereken bir şey. Profitable, karlı. Bunlar bulguların önüne gelecek şeyler mi diye düşünmemiz lazım. Bir de inconsistent. Ve or ifadesine bakıyoruz bakın. Başaramamış. Ya tutarsız ya başaramamış bulgular diyebiliriz arkadaşlarım. Ve yakın tahlil çalışmalar. Bakın ne yapıyor? Tutarsız bulgular, sonuçlar çıkarıyor. Ya da bir şeyi ölçmeyi başaramıyor. Yani önemli faktörlerini ölçmeyi başaramıyor. Örnek diyor hangi faktörlermiş bakın. Neyi başaramamış diyoruz hani bir şeyin kullanımının sıklığını ya da diyoruz ki işte insanların bırakma girişimlerine elektronik sigaraların hani farklı türlerinin etkilerini ölçmeyi hani bunlar gibi şeyleri hani netleştirmeyi başaramamış diyor bize cümlemiz arkadaşlarım. Demek ki cümleyi anlarken %80, %90 ama daha çok kelimenin önün arkasına giren kelimeler ve daha sonra cümlenin kendisini düşünerek bu sorulara yaklaşmamız gerekiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız ve dahasını bulacağınız kurslarımızda ilgili bilgileri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz arkadaşlarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Sınavlarda bol şans dilerim.